Merhabalar Ankara'dayız Mansur Yavaş konuğumuz hemen hızlıca konuya giriyorum çünkü biliyorum dakika dakika programınız evet. teşekkürler bizi kırmayıp geldiğiniz için ben hemen direkt konuya gireceğim biz sizinle 2019 yılında da bir röportaj yapmıştık çok ses getirmişti. fakat orada özellikle metro meselesinden bahsetmiştiniz ve metro projelerinizden bahsetmiştiniz o da sonra çok viral oldu yani bu seçim yaklaşırken çok viral oldu karşılaştırıyorlar. Yani bu kadar bu kadar metro sözü verilmişti. E hiçbiri yapılmadı diye. Ne kadar metro yaptınız? Neden yapamadınız? Tabii e, benden önceki dönemde Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş metrolar. Hatlar belli. Yani şuralar şuralar yapılması gerekir diye devredilen metro hatları belli. Biz iş başına geldiğimizde bunları yapmak için harekete geçtik. Hiçbir tanesinin projesinin olmadığını öğrendik. Yani İstanbul'da farkındaysanız bir kısmının projesi var, bir kısmı başlanmış, devam edilmemiş falan. Hiçbir tane çıkmadı maalesef. Bunun üzerine biz Ulaştırma Bakanlığı görüştük. Ulaştırma Bakanlığı sadece Keçören e, Havaalanı Metrosu'nun projesinin hazırlandığını, kendilerini ihale ettiklerini ama onun kendilerini yapacaklarını söylediler. Yani projeyi verirseniz biz yapalım dedik. Ama e, bize Mamak ve Dikim Evi'nin verdiler. Ve biz Mamak Dikim Evi'nin projesini yaptırmak için ihaleye çıktık. Yaklaşık iki yıl falan sürdü. Daha sonra bu e, projenin e, Ulaştırma Bakanlığı'nca onaylanması çünkü onlar da inceliyorlar. O da sonuçlandı. Daha sonra biz kredimizi de bulduk. E, yatırım programına alındı ve Ocak ayında da ihaleye çıktık. Yani süreç ancak bu kadarı yetişti ama gün gün takip ettik. Ocak ayında yaptığımız ihaleden dış krediyle yapıyoruz. 9 tane büyük firma bizden yeterli kaldı. Ancak her nasılsa 9 firmadan 3 tanesi teklif vermedi. Ihalede. Bir baskı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Artık onu kamuoyunu takdir edecektir. Kamuoyunca bilinen firmalar, sürekli gündeme gelen firmalar. Bunlar da yaklaşık maliyetin %58 fazlasını verdiler. Yani 200 milyon euro fazla teklif verdiler. Tabii onun arkasındaki amaç nedir bilmiyorum. Bunun bu şekilde ihale yapılmayacağını bilmeleri gerekir. Ya bizim bu ihaleyi yapmamızı engel oldular ya da başkan söz vermişti, acele eder, mecburen bunu bize verir diye mi düşünüldü bilmiyorum. Tabii ki ben iptal ettim. Ve şu anda tekrar yurt dışından kredi aldığımız bankalarla görüşüyoruz. Türk parası olarak daha çok firmanın ihaleye girebileceği şekilde önümüzdeki ay yeniden ihaleye çıkıyoruz. Bunun yanında hiç proje olmadığı için gene hatları belli olan Koru Yaşam Kent projesini yaptırdık, bitti şu anda. Korudan Bağlıcı'ya bir hat var, onun da projesini yaptırdık, bitti. Keçören'den Ovacı'ya bağlanması gereken bir hat var, onun da projesini yaptırdık, bitti. Ayrıca Dikmen'den Turan Güneş'e uzanan Oldukça yoğun bir nüfusu kapsayan bir metro projesi de sanıyorum ya bitti ya bugünlerde projesi bitiyor. Bunların hepsi bakanlığa onaya sunuluyor ve bakanlığa onaya sunuldu. Bunlar geldikten sonra ancak biz bir ne yap kadar süre alıyor bakanlıkta onaylanması? Yani şöyle inceliyorlar. Geçenki çok uzun sürmedi. Hı. Bazı değişiklikler istediler bizden. Onları yaptık. Ayrıca bir de Bağlıca'dan Eryaman'a uzanan bir hat daha var. Onun ihalesini yeni yaptık proje ihalesini sadece. Dolayısıyla bunlar yapıldığı, onandığı takdirde hmm. inşallah ihale aşamasına ancak geçebileceğiz. Çünkü proje yok ortada. Bu arada Keçören Hava y e, Alanı metrosuyla da şöyle bir problem var. Bizden, yani bunu hmm. ben herkesin bilmesini istiyorum. Hmm. E, bizden önceki dönemde de Çay Yolu metrosu yapılmış. Çayol Metosu da devredilmiş Ulaştırma Bakanlığı'na. Benden önce Sayın Mustafa Tuna döneminde belediye devredilmiş. Ve belediye geri ödeyecek parayı. Nasıl ödeyecek belediye? Çünkü bizim adımıza yapıyorlar. Aynısı İstanbul'da da söz konusu. Bizim bilet parasından tahsilat yapacak Ulaştırma Bakanlığı. Belki 40 yılda bitecek borcu. Fakat birden birdenbire 28 Nisan'da yani biz seçimden seçildikten 20 gün sonra bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birdenbire belediyeye gelen ödeneklerden yüzde beş kesmeye başladılar. Biz bunu mahkemeye de götürdük. Anayasa Mahkemesi'ne de parti gönderdi. Sonucu itibariyle bu kararname iptal edilmesine rağmen yeniden kanun çıkararak bu sefer de kanunla aynı şeyi e, maddeyi koydular. Ama bizden bu arada güncel parayla beş buçuk katrilyon parayı kestiler. Şimdi ben herkese soruyorum. Bu metroyu kim yapmış oldu şimdi? Çünkü halk bu 5,5 milyar liradan mahrum oldu. Veya Mamak metrosunun projesi olmuş olsaydı o 5,5 milyara biz Mamak metrosunu bitiriyor olardık. Bunu da ben vatandaşa göstermek istiyorum. Normal ödememiz gereken para 124 milyon lira iken 2 milyar 829 milyon lira net bir şekilde kesildi. Bunun da güncel değeri 5.75 milyar lira. Bunun üzerine ben e, Ulaştırma Bakanlığı'na yazı yazdım. Dedim ki metro yatırımları uzun vadeli yatırımlardır. Genellikle dış krediyle yapılır. Siz yarın Keçören Havalimanı metrosunda yapacaksınız. Gene benden keseceksiniz. Çünkü bu arada Keçören'den Kara bağladıkları 3.3 kilometrenin kesintisi başladı. Çay yolu bitti. E, Ulaştırma Bakanlığı ben yaptım diye övünüyor. E, parasını benden alıyorsun yani sonuçta. Şimdi onu kesiyorlar. Dedim ki ben bunlar uzun vadeli yatırımlardır. Verin Keçören Havaalanı metrosunu ben yapayım. Çünkü 20-30 yıl vadeli borçlandıracağım belediyeyi. E ona da hayır dediler biz yapacağız dediler. Ancak 2022 yılından beri yatırım programını almasına rağmen bu yıl gene 3000 lira para koydular. 2024 bütçesini yapmayacaklar. İstanbul'a metroyu yarıştırıyorlar, Ankara'da metroyu yapmıyorlar. Yani maalesef böyle bir durum var. Şey işte Ekrem İmamoğlu şundan şikayet ediyordu. Yani kredi buluyorlar fakat işte imzada bekliyor. O kredi bütün evet. aktarılmıyor. Sizde yaşadınız mı Bizde Bizde olmadı. Bizde onaylandı kredimiz. Belediye meclisinden de geçti. O konuda bir sıkıntı yaşamadık biz metroyla metro ile Belediye ilgili. meclisi meselesine de gelecektim. Çünkü AK Partililer diyorlar ki belediye meclisinde. Mansur Yavaş ne getirdiyse biz onayladık diyorlar. Ee, öyle mi oldu hakikaten? Siz uyumlu mu çalıştınız? Keşke ne? öyle olsa. Ben iki üç tane örnekle durumu özetleyeyim. Belediye meclisine gelen işlerin birçoğu basit işlerdir. Hmm. Ama meclisten karar alması gerekiyordur. Hatta bunların arasında cadde sokak isimleri var. Trafo yeri ister bizden Enerji Bakanlığı. Onların yerlerinin belirlenmesi var. Ayrıca kanun değişti daha sonra. ilçe belediyeleri kat yüksekliklerini kendileri tespit edip büyük şehre gönderiyorlar. Bunlar onaylanıp onaylanıp geçiyor. Bunlarda sorun yok. Ama asıl belediyeye gelir getirecek her şey kırpılıyor. Ama belediyeden para çıkacaksa daha fazla verin, daha fazla verin önergeler oluyor. Bunların tabi birkaç defa bunları mahkemeleştik. Ben en basit örneğini vereyim size. Size ilgilendiriyor. İstanbul'da hangi yakada oturuyorsunuz bilmiyorum ama şöyle. Ben seçildiğimde e, ASKİ Genel Müdürü şöyle bir problemden bahsetti. Sayın Karayalçın döneminde yapılan e, Ankara'daki tatlar arıtma tesisi e, 2010 yılında kapasitesi dolmuş. Yazı yazmış Çevre Bakanlığı. Acilen demişler bunu çoğaltın diye. Dedi ki 750 bin metre kübünü arıtıyoruz. 750 bin metreküpü arıtılmadan gidiyor. Bunlar paçal yapılıyor, karıştırılıyor. Ankara çayına gidiyor. Ankara çayından Sakarya'ya. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı kurak zamanlarda su çekiyor. 3 yıl İstanbul'un suyu koktu. Ve bu e, hattın kenarında da insanlar çiftçilik yapıyor. O sebzeleri biz yiyoruz. Bunun üzerine ben hemen e, bunun proje ihalesine çıktım. Projesini yaptırdım. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı arz ettim durumu. Dedim ki böyle İstanbul'u da ilgilendiriyor. E, yatırım programına alındı. Biz de gittik kredimizi bulduk. Acil bir konu. Sağlığı ilgilendiriyor. En az 30 milyon kişinin Kredi getirdik. Cumhurbaşkanlığının onayladığı krediyi reddettiler. E, de, sağlık söz konusu. Bunun üzerine ben veto ettim. Bu sefer 8 aydır erteleme kararı veriyorlar. Çünkü Biliyorum ki reddetseler mahkeme bunu verecek çünkü kaç tane krediyi öyle aldım. Bakın bugün Polat'ın suyuna suyunu akıtıyoruz. Ona da karşı çıktılar. Belediye 400 tane otobüs alıyordum. Komisyonda reddettiler. Sonra ben kamuoyuna bunu duyurunca kabul etmek durumunda kaldılar. En ilginci de şu. ASKİ eski dönemde 1 milyar 200 milyon doları eee pahalı su satmak sureti belediye aktarmış. Yani askerin bütçesi eskiden artı veriyor çünkü suyu 1.6 dolara satmışlar. 1.6 dolar 50 lirayı geçiyor bugün. Fakir fukara ayrımı da yok bunun içerisinde. Halbuki şu anda 0.70 sent bizde üstelik destek alan ailelere 1 lira tonu. Yani 10 ton kullanan çok azdır. 10 liraya su kullanıyorlar. Hal böyleyken eee Dolayısıyla e, ASKE'nin bütçesini geçen yıl 2023 bütçesini eksi 5 milyarla kapattık. Bunu nerede onayladık? Belediye meclisi onayladık. Dediler ki ASKE'nin gelirleri giderlerini karşılamıyor. Dolayısıyla 5 milyar lira kredi bulacaksın. Ekonomik şartlar arttı. Biz bunu şimdi şey biz size şu kadar kredi verdik diyorlar. Ancak şartlar artınca sonuçta Ankara halkını borçlandırıyorsunuz. Biz 2 milyar kredi bulduk. Bu 2 milyar lirayı e, fakat banka enteresan bir şekilde meclis kararı olmasına rağmen bir daha meclisten karar alın diye diretti. Bunu da meclise gönderdim. Onu da reddettiler. Veto ettim. 8 aydır o da bekliyor. Yani şimdi bunun neresi? E, bu Turgut Altınok'un suyu ucuz atacağız dediği mesele bu mu herhalde? O, o da tam tersi. Şu anda normal bizim giderlerimiz aylık sabit giderlerimiz. Yani Hiçbir yerde bir şey yapmadan, kanal kazmadan, bir yere su bağlamadan giderimiz 1.170 milyon lira. Asken'in aylık geliri 1 milyar lira. Suyu yarıya indirdiğiniz zaman elektrik parasını dahi ödeyemezsiniz. Yani bol keseden atıyor su diye bir söz var. Suya yapmak zorundayız diyorsunuz. Hayır söz zaten biz üfe tüfe olarak karar Hı. verdik meclisten. Onda da şöyle oldu. Meclisten karar alıyorsunuz. Biz 148'de 40 kişiyiz. Mansur Yavaş zam yaptı demek için meclisi açtık. Bunlar dışarı çıktılar. Biz meclisten kalan çoğunlukla geçirmiş olduk. Ondan sonra Mansur Yavaş zam yaptı dediler. E siz istemiyordursanız bunu reddedebilirdiniz. Yani böyle ucuz siyasetlerle uğraşıyorlar. Askenin elektrik parasını dahi ödemez yüzde elliye indirdiğiniz zaman. Buna bağlı Ama olarak. Ama üfe tüfe ile beraber biz dengeleyeceğini düşünüyoruz. Ucuza su satamazsınız zaten. Bunu ee, şöyle belirliyorlar, maliyet artı üzerine yeni yatırım gider. Şimdi biz bugün Polatya'ya götürdüğümüz su 2,5 milyar lira. 400 kilometre asbestli boruların tamamını değiştirdik. Çamlıdere'den Dağı su götürdük. Yani birçok altyapı sellere karşı yapılacak bir sürü taşkın sahalarıyla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Hangi birini yapacaksınız elektrik ödemesini yapamayınca? Bir yerden para mı gelecek? Yok öyle bir imkanı da yok askının. Yani normal gelirinden başka kaldı ki Nevşin 550 milyon dolarlardan önceki dönemde pahalı satıldı için şimdi 220 milyon dolarlara düştü bizim gelirimiz askıda. Yani hayali şeyler anlatıyorlar. Buna bağlı maalesef. olarak Turgut Altınokta röportaj vermiş bu sabah. Diyor ki Ankara Belediyesi'nin bütün şirketleri çok ciddi zarardadır. Diyor. Zararda ha, mı Ankara şimdi Belediyesi? Şimdi şöyle e, ee, hakikaten ben nasıl belediye başkanlığı yaptığına şaşırıyorum. Niye şaşırdığımı söyleyeyim. Biz belediyenin mali durumunu açıkladık. Yani 2019'da ne aldık, şimdi ne aldık? Şimdi şöyle diyor, net rakam 4,5 milyar, 5 milyara yakın, 5 milyardı 25 milyara çıkardı. Şimdi e, 2019'daki 5 milyarı dolara çevirin, 25 milyar falan yok da şimdiki 25 milyarı hesap edin ne kadar aşağıda olduğunu göreceksiniz. Biz Türkiye'de ilk defa mali durum raporunu açıklayan belediyeyiz. Bu rapora göre bizim 1.9 milyara dolara yakın borcumuz azalmış Büyükşehir'in. Belediyelerin borcu 80 milyon dolar artmış. Artmasının sebebini de söyleyeyim. Belediyenin şirketlerinin bir kısmı dışarıya iş yapar. Belplast gibi şirketlerimiz var. Dışarıya mal satarlar. Bunların hiçbirinden zarar yok. Bizde zarar görünenler ne biliyor musunuz? Zaten bizim devraldığımızda da belediye e, şirketlerinin %70 bizden alacağı vardı. Nedir? Sigortasını ödeyemiyor, bunun gibi de, veya vergisini ödemiyor, ona olan borçlar. O rakamlarda büyüme var, personel sayısındaki artış, bunlara gelen maliyetlerdeki artış nedeni 80 milyon dolar e, eksileri var. Fakat bel belediyeden alacaklılar. Yan dışarıya borcu falan filan yok. Yani böyle bir şey Sistemin mümkün değil. Sistemin kendi içinde dönen. E, kendi diye... içine dönen. Şimdi bilmedikleri şu. Eğer şirketler kar ediyorsa belediye zarar ediyordur. Çünkü belediyenin işini yapıyorlar. Yani mantık böyle ama maalesef bir, biraz da kendilerinkini açıklasınlar. Ben öyle söylüyorum. Eğer yürekleri yetiyorsa çünkü biz mali durum raporumuzdan hariç sayıştay raporlarını dahi açıklıyoruz. Ve web sayfamızda kime kaç para ödemişiz tümü yazılı. Başından beri biz bunu açıklıyoruz web sayfamıza bakıldığı zaman zaten zaman zaman oradan bir şeyler görüp şuraya şu kadar ödemişsiniz diye bize eleştiri konusu yapıyorlar. O kadar açığız. Biz milletin parasını kullanıyoruz. Milletin parasını kullanıyorsanız bunları açıklayacaksınız. Bir de Keşeren Belediyesi'ninkini görelim. Yok bunları yayınlamıyorlar. Sayıştay raporlarını yayınlamıyorlar. En son mesela açlıkları kuleyle ilgili söyleyeyim bir Cuma ihale yaptılar ne? yine ihale yaklaşık maliyetin çok daha üzerinde tek firmaya verdiler. Niye? Acıra Kule'yi yetiştirecekler. Seçimden önce açlı olacak. Ya bizim böyle bir şeyimiz yok. Halkın parasını kullanırken Nevşin Hanım kendi paramızı nasıl kullanıyorsak öyle kullanıyoruz. Bir yere harcamayacağımız parayı belediyenin parasında harcamıyoruz. Ve her şeyimiz şeffaf, net ve açık. Bunu da zaten oradan görüyorlar. Alt yapı çok çalıştınız, 2011, alt yapı çok çalışmak durumunda kaldınız alt yapıyoruz. 2019'dan Zorundayız sonra. Zorundayız zaten yani mesela Keçören'de birçok şu anda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 1984'te yapılmış altyapısı nüfus 300 bin, şimdi 1 milyon. Peki altyapı değişti mi? Hiç değişmedi. Bunu çeker mi bu altyapı? Şimdi onunla ilgili de 50 milyon dolar civarında Dünya Bankası kredisi var. İller Bankası'ndan hala bekliyor. Proje bitecek, onaylanacak da ondan sonra verecekler. Yeniden keşfeden altyapısına gireceğiz. Siz böyle hesapsız, kitapsız kenti imara açarsanız altyapıyı değiştirmeden sonuç bu oluyor. Her taraf asfalt. Ee, orada bir Barış Pınarı Caddesi var. Öyle bir yokuşlar var ki buralardan akan suların bir tane ızgarası yok. Yok ızgarası ve bir genç kız orada boğuldu. Ee, şeyden gelen tepelerden gelen sudan boğuldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oraların ızgaralarını filan da bir, biz yaptık ama hiçbir şekilde biraz da Kesören Belediyesi 15 yıl daha önceki dönemde yaptı. Gökçek'le kavgalı. 5 yıl dönem bizle yaptı. Bizle kavgalı yani nasıl bir anlayış ben bunu bilmiyorum. Ama mesela o kadar çok altyapı eksiği var ki Ankara'da, hepsi eski. Yağmur suları ve diğer atıklar hiç ayrılmamış Ankara'da. Onları da ayırdık ve bunları web sayfamızdan bu kadar az bütçeyle bizden önceki 5 yılda ne kadar yapılmış bunların hepsini gösteriyoruz çünkü mantık şu diyor eskiden Nevşin Hanım. Biz e, altyapıda görünmeyen şeye para harcamayalım, seçmen e, bunu görmez. Şimdi geldim e, ee, hep televizyonlarda şunu söyledim. Belki sizde de vardır. Ankara'nın Akyurt'un Harman köyünde su yok tankerle gidiyor. Olur mu? Ya yani yüzlerce köyde su yok. 232 tane köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Geçen bir yerde eleştirmiş işte şu mevkide kanalizasyon daha açıktan akıyor diye. Muhtar da yalanladı başkan bunu yaptı diye. İyi de o kanalizasyonları ben mi açtım? Yani siz gökçek dönemini yok sayamazsınız. AK Parti belediyeciliği, eser belediyeciliği diyorsunuz. Bu 232 kanal neyin nesi açıklanakıyor. Hiçbirisine bakmadım kim nereye oy vermiş diye. Çünkü beni ilgilendiren onun kenarında çocuklar oynuyor, hasta olacaklarsa salgın tehlikesi varsa onu yapmak ve bunlardan sadece 50 tane falan kaldı. Bunlar da niye kaldığını da söyleyeyim. Ee, bu ekonomik krizden dolayı ihaleleri yapılmasına rağmen müteahhitler zarar edeceğiz diye e, hükümetin tanıdığı haktan yararlanıp onlar e, ondan tamamlanamadı ama 160 tanesini yaptık. Dolayısıyla belediyecilik budur, belediyecilik ben bir iş yapıyorum diye taşı binaya dikip herkes görsün diye bina yapmak değil o sorumlu içinizde hissedeceksiniz. O köyde su yoksa değil mi yani mesela Ankara'da iki saat bir semtte su kesilse Askeri telefon yağmuruna tutarsın. Ya, o köylerde yıllardır yok. Neredeydiniz siz? Paraları nereye harcadınız? Görünen projelere harcadılar. Anka Park işte akıllara e, geliyor. Sizi tabi. çok Sen eleştiriyorlar. Gibi, olan... Diyorlar ki ya orada dinozor minozor alay ediyor muhalifler ama orada bir hakikaten Disneyland gibi bir şey yapmıştı Melek Gökçek. Şimdi ne yaptılar? Çürüttüler oradaki oyuncakları. E, kendileri e, daha çürüttüler. Daha mı iyi oldu diyorlar. Kendileri çürüttüler. Neden? Nasıl kendileri çürüttüler? Ben bunu iki defa Cumhurbaşkanı'na arz ettim. İki defa da Çevre Bakanı idi o zaman Murat Kurum'a arz ettim. Mahkeme şöyle bir karar verdi Nevşin Hanım. Tahliye davası açtık, men davası açtık kendilerine. Adamlar da bize karşı dava açtılar. Zaten çalışmıyordu. Giren çıkan yoktu o tarihte. 50 bin lira teminatla mahkeme aleyhimize tedbir kararı verdi. 50 bin lira. Oradaki yani mat... bu, bu parkı kim işletecek? Mahkemesi i̇şletmesi, Evet. Tamam. İşletmecinin lehine 800 milyon dolarlık yere 50 bin liralık teminat verdi. İtiraz ettik reddoldu, itiraz ettik reddoldu ve bu arada çürüyor orası. Bakım yok, personeli yok. İki tane güvenlikçi kalmış kocaman parkta. Bunun üzerine biz tekrar mahkemeye dilekçe verdik. Dedi ki isterseniz 50 milyon lira, isterseniz daha fazla biz ödeyelim teminatı, bizim lehimize tedbir verin. Sonuçta davayı kazandık. Hakim şöyle karar verdi. Tedbirin devamına. Oraya girmeyin diye. Ben bunun üzerine gittim. Cumhurbaşkanı'na arz ettim. Çevre Bakanı'na arz ettim. Bakın burası çürüyor. Her gün hırsızlık oluyor. Hırs Biz içine de giremiyoruz. Güvenlik yetkilerimiz çünkü yetkileri valilik belirliyor. Orada bizim yetkimiz yok. Orası için kendi şirket güvenlik yetkisi almış. Etrafında dolaşıp hırsız arıyoruz her gün. Yakalıyoruz. Bunu götürüyoruz, mahkeme dosyasına koyuyoruz. Bakın durum bu diye. Maalesef mahkeme vermedi. Ben peki ne dedim çevre bakanına? Mahkeme Mansur Yavaş veya Ankara Büyükşehir lehine karar vermeye korkuyor. Böyle anlıyorum ben. Çünkü bu artık cinayet. Lütfen buna el atın. Yani kendilerine bunu söyledim. Çünkü bakana giderken şöyle gidiyorsunuz. Hangi konuları konuşacaksanız not gönderiyorsun. Bunların hepsi bizde var. O da ilgili şeyi alıyor yanına. Genel müdür alıyor, öyle konuşuyorsun. Bu notlar kendilerinde var. Ama siz o arada anket falan yapmadınız mı? Anka Park'ı ne yapalım diye halka sordunuz. Onda, ben teslim aldıktan sonra hmm. yaptım. E, tamamı rekreasyon alanı çıktı. Hmm. Bu arada e, kabloların tümü çalınmış, elektrik e, yakmanın imkanı falan yok. Bir kontrolden geçirdik tamamını. Sadece küçük oyuncaklar e, jeneratörle çalışıyor ama öbürlerinin hiçbirisi çalışmaz durumda tamamı. Bir de çürüttü deyince şöyle bir şey söyleyebilirim, hiç e, unutmuyorum, e, Sayın İrfan Değirmenci belediye seçiminden önce bir görüntü yayınlamıştı, dinozorun dökük görüntülerini, yani o da elimizde var, zaten çürümeye önceden başladı çünkü gelir yok, gider yok, personel maaşını veremiyor, personel terk etmiş veya grev yapıyor, bu seçimden önceydi. Dolayısıyla yani bizim orada hiçbir kusurumuz yok ama ben şöyle bakıyorum. Orada benim de param var. Yani oranın öyle yok olmasına izin veremeyiz. kullanabilecekleri kullanacağız. Anket yaptırdık ve ilk defa yani bu bir rekordur. Bir şehrin halkının bu kadar ilgi göstermesi tam 85 bin görüş geldi. Bunların büyük çoğunluğu oranın tekrar Atatürk Orman Çiftliği olarak halka açılmasıydı. Çünkü giriş paralıydı oraya. Hı hı. Bunun üzerine biz e, arkasından pandemi geldi tam 6 Şubat'tan bir hafta önce bunları kapalı spor salonunda toplayıp bilgi ver verme için mesaj attık. Kar yağışı nedeniyle toplanamadık. Arkasından 6 Şubat depremi nedeniyle bir daha e, o insanları görüşemedik. Ama yoğun e, talep yeşil olan olması e, ve burayı kanunla düzenlemişler. Başka bir vasıf veremiyorsunuz. Hı hı. Kanunla buraya şunlar yapılacak demişler. Bu da Türkiye'de bir ilktir yani. Sonuç itibariyle biz şu anda oran ışıkları yanıyor. Abonelik tekti. Aboneleri, aboneliği çoğalttık. Çünkü bazı mekanları kiraya vermemiz lazım. Veya belediyenin bazı işletmeleri çalıştıracak bunları. E, havuz yeniden onarılıyor. E, i̇nşallah halka rekreasyon alanı olarak açacağız. Bu sizin ikinci döneminizin imza projesi mi olabilecek Yok, mi? imza projesi. Ankara i̇mza projesi, imza ne olacak? projesi olmaz. Birincisi ulus, ikincisi Bakap dediğim projedir benim. Üçüncüsü de eğer yetiştirebilirsem mamak metrosu olmak üzere diğerlerini de eğer şu anda hep biliyorsun hazinenin onayına bağladılar yeniden kararnameli. Diğer metroların kredilerini bulabilirsem onlara da gireceğim açıkçası yani. Ama Metrolara olacak sizin imza projeleri. Imza yani proje, metroyu falan imza projesi saymam. Hı. Hmm. İmza projesi o değildir. Birincisi ulusu ayağa kaldırıp Orayı tamamen Old Town denilen e, Avrupa'da gördüğümüz tarih kent merkezi yapmak. İkincisi de bakap dediğimiz 3500 dönümlük bir alanı tamamen e, tarım ve rekreasyon alanı olarak yaptık. Gelecek nesilleri orayı bırakmak. Yani orası çok büyük bir yatırım ve çok büyük bir projedir. Siz hep tarım yani çiftçiye çok destek oldunuz bu pandemi döneminde de hatırlıyorum. Fakat Turgut Altınok'un da çiftçiye çeşitli nasıl diyeyim vaatleri var. Diyor ki mesela köylerimize yatırımlar yapacağız. Ücretsiz su aboneliği yapacağım diyor köylere. Yapamaz. Ee, tarım hayvancılığa destek vereceğim diyor. Evi olmayanlar için de 20 bin konut sözü vermiş. Yapamaz yani böyle bir yetkisi yok. Yani Hı. suyu ücretsiz vermediği bir yargılanan belediye başkanları oldu. Şimdi orada da aslında polemik konusu şu. Ben 5 kuruş yapacağım demiştim. Çünkü neydi biliyor musun? Bunların suları gasp edilmişti. İmece usulü sularını getirmişler zamanında daha sonra e, belediye abonelik yapınca çok yüksek paralarla abonelik yapıp insanlardan para alıyorlardı. Bir de okuma parası altı altında her faturadan 5 lira alıyorlardı. O zaman 5 lira 1 dolardı gene. Yani bu kadar parayı da dediğim gibi işte çılgın projelerine aktardılar. Ben dedim ki 5 kuruşa indireceğim bu tür köyleri. Kendi suyunu kendi götürmüş köyleri. İlk meclis, ikinci veya üçüncü meclis toplantısında 5 kuruş diye kararı aldırdım. Geçti meclisten daha sonra bir kanun çıktı. Şu ücretten aşağı olamaz diye. Şimdi ortada kanun var. Yani daha ucuz bile veremiyorsunuz ki bedava nasıl vereceksiniz? Şimdi bunlar seçim vaadi olunca e, artık böyle saydırıcı saydırıyorlar. Bir de tabii Ama şöyle bir dezavantaj oluyor. Kanik bunlar efendim. Ş şöyle de bir dezavantaj oluyor sizler açısından. Bunu Erdoğan da söylüyor ya. E Gittiği çeşitlilerde koordinasyon olsun, uyum olsun belediye ile hükümet arasında diye. Yani dediği bana bana oy vermezseniz ben muhalefet belediyesini çalıştırmıyorum bakın diyor. Bilmiyorum bu söylem işe yarayacak ya mı bu seçimde? Bu söylem işe yaramayacak artık. O zaman belediye seçimlerini yapmayın diyoruz biz. Yani Atama yapınız mı ne farkı var ki? E, bu söylem işe yara, yarasaydı ben seçilmezdim geçen seçim. Aynılarını gene söylediler, gene söylediler. Tabii... E, demokrati, adına bunlar... E, utanıyoruz artık bu sözleri duyduktan sonra. Hiçbir baskı unsuru falan da olacak hali olsaydı hı hı. Ankara'da bu anketlere yansırdı. Tam tersini şöyle bu durum var Ankara'da, bunu şöyle yapıyorlar. Evet, siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş seçtiniz ama meclis çoğunluğu bizde, size yaptırmayacağız evet. işte. Örneğini anlattım ben. Evet. Ne Yani ne farkı var? Ha hükümet ben e, benden olmayan belediye başkanını çalıştırmayacağım diyor. E, meclis onlardan onlar da çalıştırmıyor. Aynı şey. Meclis alabilecek misiniz bu meclisi dönem? Meclis ona alacağız inşallah. yaptınız Meclis alacağız. Bütün gayretim ona. Hı hı. Hatta dün şöyle bir konuşma yaptık. Anketler böyle çok yüksek gelince 4-5 puan aşağı gelsin. Ben razıyım. 100 bin oy kritik ilçelere gitsin. Çünkü 4 ilçede e, belediye başkanı değişirse 12 meclis üyesi geliyor. Böyle hangi garip bir durum bunlar, var. var mı orada değişebilecek dörtte varı var yani biz 15'e yaklaşacağız. Hmm. Belediye sayısı 3 taneydi 15'e yaklaşıyor. Yani onun matematiğinde anladığım kadarıyla CHP yönetmeye çalıştınız tek tek yapıyoruz. Tek tek, tek, tek yapıyoruz. Çünkü şöyle Ankara'daki büyük metropolleri kazanıyoruz ama karşı tarafta oy aldığı için 10 belediye meclisi üyesi getirecek yerden işte bazısından 9'unu alıyorsunuz, bazısından 7'sini alıyorsunuz. Öyle bir uygulama var ama Tabii temsilde adalet diye bir şey yok. Ben devam edince bazı konularda mahkemelik olduğum hususlar var. Hmm. Bu engelledikleri konularla ilgili anayasa mahkemesine götüreceğim. Bu çünkü gerçekten evrenden 2000 oya iki tane geliyor meclis üyesi. Çankaya ve Keçören'den 65 bin oya geliyor bir tane. Yani bu böyle bir şey olmaz ve 2000 seçmen olan bir ilçenin belediye meclisi yerine göre 6 milyonluk bir Ankara'nın geleceğine kilit vurabiliyor o matematiğin değişmesi için mi gideceksiniz anayasa Evet anayasa mahkemesi, mahkemesi bu kanun anayasa aykırı olduğunu gösterir. 2019'da bir tamam. avantajınız yani sadece sizin değil bütün muhalefet belediye başkan adaylarının ittifak vardı tabii. Yani İyi Parti CHP ittifakı uzaktan o zaman <laughs> şey, belli koşuda HDP'de destek veriyordu. Şimdi burada bu sefer ittifak yok. Böyle bir dezavantajınız var. Bilmem, siz aynı gelenekten de geldiğiniz için ya yani kırgın mısınız Meral Hanım'a öyle sorayım. Ben artık o konulara girmiyorum. Seçim sonuna kadar çünkü gündemi seçimden başka bir yere gelmesini istemiyorum ama ittifakı millet kendisi yapıyor zaten. Yani halka güvenmezseniz aday olmazsınız. Zaten geçen seçimde de evet ittifak vardı ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer de oy verdi. Biz yaptığımız hizmetlerle şimdi çıkıyoruz. Memnunsanız verin diyoruz ki o memnuniyette ortada. Biraz partiler üstü bir figür olarak da sizi öyle belediye başkanı. Belediye başkanı öyle olmalı. Bakın ben Beypazarı'nda 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Orada da hükümetle ilgili ne olursa olsun siyasi hiçbir demecim yoktur. Oy vermeyenlerle ilgili de yoktur. Çünkü %51 oy almıştım orada. İkincisinde %55 aldım. Ya sokakta gördüğünüz her iki kişiden biri zaten size oy vermiş. Oyu vermeyene ters muamele ederseniz kendinize düşman yaratırsınız. Kazanmaya çalışmak lazım diye hep öyle baktım. Siyasi hiçbir demeçte de vermedim. Bir de şöyle bakıyorum. Bugün bize işte Suriye'de olan bir olayla veya Rusya'nın seçimleriyle ilgili bir soru sorun. Fikrini söylerim. Ama ne etkisi var belediye başkanı o fikrini söylemesinin? Sizin gibi düşünmeyen insanları, Kendinize e, durduk yerde düşman hatım ediyorsun. Hmm. Düşman demeyin de hatım ediyorsunuz. Ama o konulara girmeyip de sadece belediye hizmetlerini anlatırsanız bunun karşılığını alıyorsun. Ve ben bunu gördüm. Dolayısıyla e, bence bir belediye başkanı zaten partiler üstü konumuna seçim akşamından ertesi günü Mazbata'yı aldığı andan itibaren böyle olması lazım. Hmm. Çünkü çok çekti insanlar. Yani şuradan bana hizmet gelmiyor. Yıllarca Çankaya kötü otobüsler verildi filan. Bak ben de tam tersini yapıyorum. Hiç oy almadığım yerlere bir sürü hizmet ediyorum. Ne ihtiyacı var insan hayatı ve insan canı? Ee, önceliği onu alıyorum ve şimdi bakın bunun karşılığını göreceksiniz. Eskiden az, az oy aldığımız yerlerden ne kadar oy artışı olduğunu göreceksiniz. Yani bunun karşılığı mutlaka seçmende var. Bu e, evet siz en başından beri bu partiler üstü ben sadece e, proje yapacağım dediniz. Doğru Ekrem Bey de aslında böyle davranıyordu. Fakat bu şey biraz belki o anlamda sizi yıprattı mı ya da yıprattığını mı düşünüyorsunuz? İşte bu Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken masadan kalkmalar oturmalar hani bir, iki tane Yıldız Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun dendi. Siz de gittiniz miting yaptınız il il falan biliyorum çok sevmediğiniz böyle şeyleri. Biraz yıpratıcı oldu mu o süreç hiç yaşanmasa da? Ya tabii daha. seçim dönemi de bunu yapmayacaksın. Mesela şöyle şimdi zaman zaman bakıyorum şöyle yazılar yazıyor. Her taraf Mansur Yavaş'ın resmi, resmimi asmayacağım dedi. Epes yani seçimde de asmayacaksak yani. Ama 5 yıl boyunca bir tane fotoğrafımı asmadım. Seçim zamanı artık seçime müdahale etmek gerekiyor. Eğer o zaman çünkü bizler siyasi kişilikleriz. Evet seçildikten sonra tarafsızız ama bir yanda siyasi kişiliğimiz var, o siyasi kişiliğimiz nedeniyle Alanlardaydık ama seçim bitti. Ben tekrar belediye kendi işime döndüm. Hatırlarsanız o zaman maaş almadım. Hatırlarsanız ayrı Twitter açtım. filan yani seçimlerde. Demleniyor diyorlar şimdi Ak Parti ve hep etrafı. Onlar size. kendileri demlenir başkasının suçları. Hala belediye başkanının böyle bir işte açıklaması e, yani çıktı. Yani şimdi şöyle, onlara her türlü görüşmeyi yapmak serbest, o istemek serbest, onlar her şey mübah. E, bize de geçen seçim hatırlarsanız PKK'lar sayış okuyacaktı Ankara'da, DHKP'liler de eve fatura götüreceklerdi. Ne oldu? İnsan hiç olması bunları söylerken bir utanır. Ama artık e, bir meşhur söz vardı, bunlar Allah utandırmasın diyorlar, hakikaten utanmaz oldular diye. Bu iddiayı yapanlar artık utanmıyorlar. Ama Mansur Yılbaşı tutmaz, geçmişim belli, böyle bir şeye tevessül etmeyeceğim belli. Acaba işte karalayıp oy alabilir miyiz? Bu seviyesiz siyaset Ankara'da 30 yıldır var maalesef. Şöyle bir şey oluyor. Tabii sizin çizginiz belli. Yani daha hani milliyetçi de bir kökenden geldiğiniz için Ankara'nın demografisi de daha farklı. Ama tabii şimdi İstanbul'da bir kent uzlaşısı yapıldı mesela. işte Dem Parti ile CHP arasında. Bunu CHP'liler de söylüyorlar. Bu sizi yıpratıyor mu ya da buna nasıl bakıyorsunuz? Ben bakıyorsun? şimdi şöyle bakıyorum. Beni ilgilendiren tarafı şu. Bunu geçen seçimde söylemiştim. Benzer provokasyonları o zaman HDP'nin e, yetkilileri yapmışlar. Açık tavrımı koydum o zaman ben. Ben dedim ki ben 6 milyon oyuna talibim. Seçildiğim zaman da herkese hizmet edeceğim. Beni ilgilendiren budur. Hı hı. Kürt seçmen, HDP'li seçmen, MHP'li seçmen gözüyle ben bakmıyorum ki dedim. Ben hizmet edeceğim herkese, herkesin oyuna talibim. Ama bunu özellikle bir yere nokta atışı atıp şunun seçmeni, bunun seçmeni demek son derece yanlış. Seçmene saygısızlıktır. Seçmen robot mu sizin dediğinize oy verecek? Ben hatta bunu genel seçimlerde şöyle söylemiştim. İşte Mansur Yavaş'a HDP'ler oy veriyor, vermiyor deyince. Ya dedim eskiden köy ağları vardı bizim gençliğimizde. Köy ağları istediği yere oy verdirirdi. Siz şimdi onun yerine köy ağası mı oldunuz da? Şuranın seçmeni şuraya oy verir, buranın seçmeni buraya oy verir. Yok böyle bir sistem yani. Vatandaş bakacak 5 yıllık bir yönetim var. Adil mi, şeffaf mı, insan ayırıyor mu, nasıl bir belediyecilik yapıyor ona bakıp ona göre oy verecek. Kimse böyle %100 yüz bir kesimin oylarına zaten e, hakim olma ihtimali yok. 2019'dan bugüne kadar baktığınız zaman seçmenden açık gönüllülükle soruyorum. En çok hangi konularda övgü? Hangi konularda şikayet aldınız? Ben net bir şekilde söylüyorum. Ee, az laf çok işte oradan çıktı zaten. Ee, i̇lk yıldan itibaren şunu duymaya başladım ben. Ya adam işini yapıyor, işte kavga etmiyor. Bunu duydum. Yani Türkiye'nin her yerinden gelen beni o şekilde e, öne çıkartmaya başladı. Kimseyi ayırmadığımızı da görüyordu. İşini yapıyor adam falan hep böyle söylüyorlardı. Baktım şunu veriyor seçmen size Diyor ki, ya ben sana bir görev verdim, bunun için maaş ödüyorum, Sen işini yapsana. Sana ne hükümetle uğraşmak veya hükümetin yapacağı işlerle uğraşmak seni ne ilgilendirir? Bu bir mesajdır. İkincisi kavga etme diyor. Artık bu siyasetin sert dili, çirkin dili, birbirini aşağılayan dili beni açıkçası rahatsız ediyor. Ben hiçbir rakibim hakkında alaycı, seviyesiz tek kelimem olmadı ki. Ben önce kendime yakıştıramıyorum açıkçası söyleyeyim. Çünkü herkesin size oy vermekte veya vermemekte bir gerekçesi vardır. Ee, Ankara'da da en fazla bu sosyal belediyecilik. Bunu sadece sosyal destekle almamak lazım. Çünkü nerede bir problem varsa ben hemen oraya el atıyorum. Yani bir sıkıntı mı var? İş dünyasında olabilir. İşte organize sanayiden asfaltını protokol yapıp yapıyorum. Mantık şu, önünü açalım ki daha çok işçi çalıştırsın, bana özgeçmiş talebi az gelsin. Daha çok üresin oradan vergi alıyorum çünkü belediye gelir elde ediyorum. E, dolayısıyla en fazla bu sosyal belediyecilikle beraber tarafsızlığımız, adil e, davranmamız çok etkili oldu diye düşünüyorum. Ankara nüfusu ciddi arttı benim gördüğüm artmıyor. kadarıyla. Artmıyor. Yani bilmiyorum bu şey de, kağıt üstünde mi değil anladığım kadarıyla yani deprem kent olmadığı için de. Şeyden arttı deprem içinde... dolayı arttı yoksa resmi rakam olarak şey, artmıyor çünkü... 2028'de, 2025'te 18 8 milyon hmm. öngörülmüş. 18 hmm. milyona yetecek imal yapılmış. Daha evet. biz 6 milyonu 2025'te zor bulacağız. Şu anda 6 milyona yakın. Ciddi gibi. bir trafik sorunu var İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda. Trafik ondan kaynaklandı. E zaman zaman bu konuşuluyor. Yani fazla araba trafiğe girmese, e bu niye tıkansın tıkanmayan trafik? Ee, 1 milyon civarında debremsedenin şu anda Ankara'da yaşadığını e, öngörüyoruz. Hmm. Bu da su, su tüketiminden anlıyoruz her şeyden önce. Normal yıllarda ne kadar tü, tüketilmiş ama bununla ilgili 28 tane kavşak projemiz var. 4 tane tünel yol, 2 tane tünel yol projemiz var. E, dört Nereye tane de bulvar, yok. Bunların üç... hepsi şeyde lansman açıkladım hı hı. tek tek. Hı hı. Hatta bir kısmının ihalesini gönderdik bile şimdi de. Hı hı hı. E, mal varlığınızı açıklayarak bir şey oldunuz, öncülük yapmış oldunuz. E, her zaman açıkladım. Turgut zaten Bey de mal varlığını ben. açıkladı ama sabah İsmail Küçükkaya'da da diyorsunuz ki tamamını açıklamadı herhalde. Ya şimdi şöyle, bu kadar emnâınız varsa bu emlakları vergi vereceksiniz. Yani bunun vergisi de epey tutuyordur herhalde. Bunun için de bir yerde nakit paranız olması lazım. Maaşınız yetmez buna değil mi? Bence e, açık bir şekilde ne ziyneti vardır. Biz hepsini açıklıyor ayıp değil ki yani kamu yöneticisinin Böyle olması gerektiğine inanıyorum. Nakiti varsa onu açıklayacak. Mal varlığı neyse tam olarak açıklaması lazım insanların. Yoksa. Hı -hı. E sadece sözle işte efendim benim malım azaldı. Peki nereden anlayacağız malın azaldığını? Ben yazdım 2019'da buydu. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Benim bütün kredi kartlarımı dahi inceleme izni veririm. Yani şeyden beri 1999 belediye başkanlığımdan itibaren ben hepsini veririm insanlar. Gelsin baksın incelesin. Herhangi bir yerde bir artış varsa gelsin benden hesabını sorsun. Kamu yöneticisi böyle olacak. Biz böyle olmadığı müddetçe şu anda 200 bin aileye destekte bulunuyoruz. Yani 200 bin değil bu 2 milyon dolar yarın bitmeyecek. Türkiye'deki yolsuzluk ve israf kalkmadığı müddetçe şeffaflık sistem olarak oturmadığı müddetçe bunun önüne geçilmeyecek. Ben üzülüyorum. Niye bir başkasına yardım yapmak zorunda kalayım? Veya niye benden bir başkası yardım istemek zorunda kalsın? Yani o kadar zor ki birisinden yardım istemek. Ben utanıyorum benden yardım isterlerken. Üzülüyorum yani durumlarını. Dolayısıyla bunun çözümü şeffaflık. Herkes açıklayacak. Eğer çok mal mülkü parayı pulu seviyorsa ya belediye başkanlığı yapmayacak. Ya da her şeyini açık yapacak yani. Siz 2019'da... Yani bir şey söyleyeyim. inanın ee, ufak tefek kendi harcamam olsa belediye bir yerde yemek yesek ödüyorum. Personelim görsün diye ödüyorum. Bak belediye başkanı bunu ödüyor. Harcı almam. Uçak biletlerimin belediye görevi bile olsa yüzde 95'ini bir iki yurtdışı dışı meclis kararıyla gittiğimiz hariç kendim öderim. Niye böyle yapıyorum? E bir minibüse biniyorum, makam arabası var, e, bankadan tahsisle onu kullanmıyorum. Diyorum ki yani biz milletin parasını kullanıyoruz. Dolayısıyla tasarruflu davranım. Bu biraz böyle hani amiyana tabiyle imam cemaat meselesi. Beni görsün, benim personelim de ona göre iş yapsın. Ee, siz 2019'da yanılmıyorsam, düzeltin beni yanılıyorsam bir dönem belediye başkanlığı yapacağım. Sonra da çok yoruldum. Evet. Torunlarımı seveceğim demiştiniz. Ama Şimdi ikinci dönemde aday oldunuz. Bunu, bunu söylüyorum. Bu dönem evet bir dönem söylemiştim ama e, pandemi dönemi. iki yıl zaten hiçbir şekilde çalışamadık. Arkasından deprem girdi. Yani bu mazeret falan değil ama ikinci dönem zaten ben bir pazarında da akşam söylemiştim. Dolayısıyla ikinci dönem son dönem ama gerçekten tek dönem yapacağım ama şöyle söylemiştim. İnsanlara belediye, belediyeciliği öğretip öyle bırakacağım diye. Şimdi öyle bir sistem kuruyorum ki artık Türkiye'deki birçok belediye başkanı benim yaptığımı yapmak zorunda kalacak. Nedir? Ankara'da o kadar çok öğrenci var ki Ankara dışından gelmiş. Hepsine bütün toplantılarda söylüyorum. Bakın diyorum yarın kentinize döndüğünüzde belediye başkanı veya başka birisi niye ihaleleri açık yapmıyorsunuz diye sorun. Harcamalarınızı niye yayınlamıyorsunuz diye sorun. Mal beyanı niye yayınlamıyorsunuz diye sorun artık. Ayrıca onun haricindeki sosyal desteklerde öyle bir hale geldik işte beni kopyalıyorlar. Benim yaptıklarımı projesi yok deyip deyip benim zaten yaptıklarımı ortaya çıkarıyorlar. E şimdi kırsal kalkına da destek bulunacakmış. Keçören köylerde var. Kaç kişiye vermiş destek? hı. Hmm. Yani aynısı işte kişinin lafa bakılmaz diye boşuna söylemiyorum. Emekliye şu kadar vereceğiz. E sen 8 zaten belediye başkanısın ve biz 8, aşağı yukarı 7-8 aydır veriyoruz. Verseydin ya bari aday olurken verseydin. Yapacağız, edeceğiz. Hiçbirisi yok ortada. Ondan sonra benim yaptığım projeleri birebir sanki yokmuş gibi böyle bir de büyük bir pişkinlikle size şunu vereceğim. Şöyle yapın. Yapıyoruz. 3 yıldır yapıyoruz yani. Sizin gençlere işte çorba dağıtmanızla falan dalga geçip çorbacı diyenler ya oldu, belediye şimdi çorba tabii dağıtır ya. diyenler oldu. Biraz bunun öfkesi şeyden, Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı düşünerek sen çorba dağıtmaya devam et falan dediler ama gördüğünüz gibi İstanbul'daki adayın ilk vaadi çorba dağıtmak oldu. çorbada Çorbanın ne olduğunu buna ihtiyacı olmayanlar bilmez. Ben çorbayı kime gönderiyorum? Gece 3'te haldeki amallara gönderiyorum. O su, buz gibi havada bizim için çalışan oradaki ahmalara gönderiyorum. Hastane önünde bekleyenlere, refakat edip sabah çıkanlara gönderiyorum. Okuluna aç giden öğrencilere gönderiyorum. Bu alay konusu ise alay eden kendi anlayışıyla ilgili bir şey. Ben gurur duyuyorum. Çünkü hatta şeyde Ostim İvedik tarafında özellikle dar gelirlerin e, çalıştığı yerlere falan gönderiyorum. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönderiyorum. Ve çok da memnunlar ve kuyruk var. Peki. Mansur Yavaş çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.